Yok çok sürpriz oldu inan. Öyle mi? Çok Zandı çok sürpriz. Oldu. Kalamadık. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi haklısın aslında bunu söylerken. Çünkü az evvel söylediklerim işte Sivasspor bu panik havasında Hı -hı. maçları bu şekilde oynuyor ama ben bunu yeneceklerini düşünüyorum her maç. Yani evet arkadaşlar bu maç aynı hataya düşme eğilimi e, diyeceklerini düşünürken her maç aynı şeyi yapmaya devam ediyorlar ama. Ama ben yine Sivas adına her hafta umutlu olmaya devam ediyorum. Hoca çok şaşırdım dedi. Bizim için iyi bir fırsattı. Bu kadar bireysel hata yapmamamız lazımdı. Bazı arkadaşlarımız beklediğimizin altında kaldı. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet dedi. Öz eleştiri yaptı, oyuncularını eleştirdi. Kimleri kastetti sence? Ya takım olarak bence. Ben yani şimdi ya böyle bir durumda tabii oyuncuları eleştirmek çok zor. Oyun konsantrasyonu, oyuna olan hı hı. E, konsantrasyonları çok konsantrasyonu çok fazladır ama e, takım olarak Sivas'ta kim kötü diyebileceğim, yani iyi diyebileceğim hı hı. kim vardı? Ya, takım olarak çok beğenmedim ben Sivasspor'u dün. Yani iyi bir performans sergilediklerini düşünmüyorum. Yani e, hocanın değişiklikleri işte Emre Kılınç e, Erdoğan değişikliği oldu. eee çok fazla katkı veremedi. Fatih iyi bir gününde değildi. Claudiomir çok kaçak oynuyor. Hı hı. E, dolayısıyla yedek kulübesinden de çok fazla yararlanamadı Rıza Hoca. Ya takım halinde bir problem var. Peki derbiyi de biraz seninle konuşalım. Öncesinde beklentilerimizi biz masaya evet. yatırmıştık. Şimdi sonrasında neler düşünüyorsun merak ediyorum. Galatasaray'la başlayacağız. Galatasaray'ın sayfaları şöyle teker teker gelsin. Bakalım detaylarına yeni günde neler var. Galatasaray'ın tek eksiği golcü. Foto maçla başlıyoruz sevgili izleyenler Beşiktaş karşısında. 90 dakika etkili oynadı ama gol bulamadı. Şut, pas sayısı, toplu oynama başta birçok alanda aslında üstünlüğü var Serdar. Beşiktaş Ama skoru değiştirmeyi sence neden başaramadı orada? Son iki haftada bu arada puan kaybı dörde çıktı. Bunu da çizerim. çizelim. Ya doğru. Ben Galatasaray'ın çok çok iyi de oynadığını düşünmüyorum bu arada. Çok iyi oyunları gördüğüm için bu sene özellikle ligin ikinci, ikinci yarısında hı hı. ben daha doğal, baskın bir oyunu bekliyordum. Ama tabii bunda Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın da oyun kurgusunun önemi çok büyük. Beşik, yani şu maçta Galatasaray bir puan aldı diye üzülmüyor. Yani Flora'da bu konuştuğum şeyleri ne olur hani şöyle algılansın ama yani e, normal şartlar altında konuşuyorum. Yani virüs vesaire bunları hı hı. tamamen e, ar, e, arka plan iterek konuştuğumu lütfen bir daha tekrar edeyim. E, Florada her şeyin normal karşılandığını düşünüyorum şu anda. Hani bir puan aldık, karalar bağlanıyor mudur? Bence hayır. Ama Beşiktaş cephesinde... Çok büyük, Beş, yani. e çok büyük fırsattı yani. Çok büyük fırsattı. Ve rakipleri aslında puan kaybı e tabii, yaşadılar. Böylesi, istediği sonuçlar aslında. Zaten böyle bir haftada sen e, yukarıya doğru tırmanırsın. Yani Sergen Hoca'nın dediği önümüzdeki rakip sayısı çok fazla ama önümüzdeki tüm rakiplerde kaybettiyse o zaman farklı bir noktaya gelebilirsin. Ama Sergen Yalçın'dan hiç beklemediğim bir oyun tarzıydı bu. Beşli savunma. Tyler Boylu sabek gibi kullanmak. Beşiktaş'ın galibiyete ihtiya ihtiyacı olduğu bir dönemde bunu yapmak. Yani, yani Beşiktaş... yanlış bir tercih mi yaptı oyun anlamında? Ne tabii ne ki yani tabii ki. Yani Galatasaray Ligi e, e, ikinci yarıda hı hı. tamamen tek kale bir maç oynandı gibi bir, bir maç izledik. Şimdi Beşiktaş mı Gala galibiyete ihtiyacı var? Galatasaray mı galibiyete ihtiyacı var? Beşiktaş 3 puan alsa Galatasaray'ın moral seviyesini de e, alaşağı edersin. Aynen öyle. E, o o yüzden de Beşiktaş'ın o beşli savunma anlayışını anlayamadım. Yani hücumdan bir oyuncu alıyorsun, sabit gibi kullanıyorsun. E, o Bilmiyorum ama Sergen Yalçın'la eşdeğer bir gördüğüm oyun anlayışı değil. Peki, değil. bakalım detaylarına yine. Beşiktaş terbisiyle yenilmezlik serisi bu arada 10 maça çıktı. Bardan Dolu tarafından da bakınca böyle bir senaryoda söz konusu. Gidelim bir kez daha. Beşiktaş'la berabere kaldı ama yenilmezlik ünvanına da devam etti. Bundan sonrası açısından sen çok da büyük bir etki yaratmamıştır o iki puan kaybı diyorsun. Tabii çünkü Sivas Spor ve Beşiktaş maçlarında Galatasaray her ne kadar puan kaybetse de Kötü bir oyun oynamadı Galatasaray. Hı. Yani bu maçlarda en azından oyun anlamında bize şunu söyledi. Kötü oynamıyoruz. Yani Sonuca evet. gitmekte belki problem yaşayabilirsin Beşiktaş maçı olduğu gibi. Ama oyun anlamında... O oyunu ön tarafı yıkma anlamında bir problem yaşamadığını gördük Peki takvime bakalım. 15. sayfa ekranlarımıza sevgili izleyenler, Dongtan virüs için uyarı geldi. Dünyada etkisini gösteren koronavirüs konusunda Dongtan bir uyarı yaptı. Biz de bültenlerimizde de vermiştik. "Bizim sahada olduğumuza bakmayın." diye seslendi sosyal medya hesabından e, takipçilerine. Dünyanın her yerine ulaşan bu virüse karşı sorumluluk hepimizin. Önleyebilmek için hep birlikte hareket edelim. Yetkilileri dinleyelim, ellerimizi yıkayalım, kalabalıklardan uzak kalalım, gerekmedikçe evden çıkmayalım diye telkinde bulundu. Bu tip tabii göz önünde olan insanların bunu yapması bir tık daha belki etkili oluyordur. Evet, tabii Oyuncular en azından, da basketbolcular da vesaire yapıyorlar bunu. Yani bunları biraz daha tabii ki yapmakta fayda var. Belki herkes aynı şeyi söylüyor gibi hissedilebilir ama e, Don gibi işte, ne bileyim Falcao evet. gibi e, oyuncuları rol model olarak alan çocuklarımız var Hani herkes kendi kendine ya donkta işte bunu söylemese ne olur ki canım diye bakmamak lazım ve çocuklara örnek olması açısından önemli Aynen, ee, o yüzden söyledim zaten. Ben, evet. ben bunların olması gerektiğini düşünüyorum Hatta, etkileyebiliyor Çünkü çok sayıda takipçileri var bu e, e, şimdi yeni jenerasyon bizim gibi de değil yani onlar biraz daha sosyal medyaya çok yatkın çocukluklarından itibaren bahsediyorum e, ellerine aldıkları zaman hani, e, akıllı telefonları, sosyal medyalar, hemen hemen hepsinin bir sosyal medyası var. E, dolayısıyla futbolcuları takip ediyorlar, e, sanatçıları takip ediyorlar. Onların biraz daha e, bu tip paylaşımları bence faydalı olacağını düşünüyorum. Peki devam edelim. Ya Devler Ligi ya kriz. Takvim 15'teyiz bir kere daha. Cimbom Devler Ligi'ne gidemezse e, 40 milyon euro gelirden olacak. Cimbom Beşiktaş'ın düştüğü duruma düşebilir denmiş 55 milyon euro bütçesi olan maaş bütçesinden bahsediyorum Galatasaray. Devler Ligi'ne kalamazsa Falka Omuzsara ve Feguli gibi yüksek maaşlı oyuncuların satılması gündeme gelebilir mi? Bu konuyu biraz tartışmışlar. Yani bu herhalde benzer bir senaryo Beşiktaş'ın iki sezon önce konuştuğumuz senaryosuna. Tabii tabii yani çünkü Galatasaray'ın e, finansal anlamda, ee, birazcık son dönemde ön plana çıkmasının sebebi Şampiyonlar Ligi geliri. Oradan hı hı. çok ciddi bir gelir elde etti. Çok başarılı bir se başarılı sezonlar geçirmemesine rağmen e, iyi bir gelir elde etti. Şimdi bu sene bu gelirden muaf tutulursanız hı hı. alamazsanız o gelirleri o zaman tabii ki bir küçülmeye gitmek zorundasınız. Çünkü bununla baş etmek mümkün değil. Ya yani sadece yayıncı kuruluşun e, verdiği ücretlerle e, bununla baş etmek çok kolay değil. Peki o zaman bu bölümü kapatmadan önce biraz da Beşiktaş'ın gündemine de bakalım istersen. Hadi. Hem konuyu oradan derbiye de bağlarız. Beşiktaş'ın sayfaları ekranlarımıza geliyor yavaş yavaş. Ee, öncelikle başkanın açıklamalarıyla başlayalım istedik. Akşam gazetesindeyiz 18. sayfa karşımızda. Para konuşacak zaman değil. Akşamın özel imzalı bir haberi Serdar. Hı hı. Ee, dünyanın başına büyük bir bela gelmiş. Varsa para veririz yoksa vermeyiz. Para pul konuşulacak zaman değil her birimiz mücadele verip katlanacağız, sabırlı olacağız. Önceliğimiz insan sağlığı diyor Çebi'nin açıklaması. E, kulüplerin derinleşecek mali yüküyle ilgili soru sorulunca böyle bir cevap vermiş. Yani doğru haklı Sayın Başkan. Hı -hı. E, tabii ki e, böyle bir dönemde para konuşulacak zaman değil. E, ama tabii ki mali tabloları da bir yandan yani zaman Hı -hı. Ko bunu konuşacak zaman değil derken bunu düşünecek kendinin düşündüğünü çok iyi biliyoruz tabii. ki. Yani Mutlaka bu Beşiktaş'ın menfaatleri için belli bir nakit akışı projesi, projeksiyonu vardır Sayın Başkan'ın. Ama hani bunu böyle gündeme taşımak vesaire bunları tabii ki böyle bir dönemde oluşmasından hoşnut değil. Belli ki çok da aynen. doğal yani hepimiz açısından öyle. Yani şu dönemde... Mutlaka planlamalar vardır ama bunu tabii, tabii ki kamuoyu önünde detaylı detaylı anlatmak e, böyle tabii bir dönemde... Şu, şu gün müdür onun e, aynen günü? Bugün öyle. değil tabii ki. Yani tabii UEFA'dan çıkacak kararlar konu yine dönüp dolaşıp bak oraya geliyor. Evet. Şu da aslında kafalarda soru işareti, kalıcı olarak askıya alınma durumu söz konusu olursa e, maaş ödemelerin ne olacak mesela oyuncuların? Yani hukukçularla Avrupa'da bu konuda görüşmeler varmış. E, liglerin askıya alınması sebebiyle yapılan ödemelerin de askıya alınması gündeme gelebilirmiş bu arada. E tabii şimdi e, çok ilginç bir şey, ilginç şeyler olacak. Yani dünya, bilmiyorum inşallah böyle olmaz ama başka bir yere de evrilebilir. Yani. Nasıl? ...daha e, çok mekanik işlemeye başladık. Yani çok böyle teknolojiyle eşdeğer böyle gitmeye başladık. Bazı şeyleri unuttuk. O unuttuğumuz bazı şeyler tekrar geri gelebilir. Yani eskiye dönüş, biraz eskiye dönüş derken teknolojik anlamda tekrar böyle başka bir çağa geçeceğiz falan demiyorum ama... ...insani duyguları çok unuttuk. Yani çok. E, evet. hastalık vesaire bu gibi şeylerde çünkü bazı dönemler oldu tüm dünya bunun esiri altında kaldı yani öyle dönemler oluyor ki hastalığına inandıramadığın dönemler bile yaşayabiliyorsun evet. hayatta şimdi insanlar ya biz insanız bunu bence hatırlayacaklar buraya doğru bir dönüş başlayabilir sadece çünkü insani e, özelliklerimizi kaybetmeye başladık yani her şeyi böyle teknolojiyle falan açıkladığımız bir döneme doğru gidiyorduk ki sanki bir set gibi geldi bana bu hı hı burada bir bıçak gibi kesilebilir. Umarız tabii belli dersler verecek diyorsun ama en az kayıp yani en az alırız aslında. o dersleri. Tabii bitirelim. ki, inşallah. Peki bu saat dilimini nokta alıyoruz. Gelişmelerle yayınımızı sürdürelim.